basiti. Escort. Şimdi defans banını kullanacak. Clash tercihi geldi. İlk saydığımız Hookah Bilardo olacak. Bu side için Operatör tercihlerimize baktığımızda Warden Maestro Goya Kayıt Legion tercih edilirken Atakta takımımızda Zofia Blackbeard, Nomad, Leon ve Maverick tercihlerini görüyoruz. Attackers need to locate and defuse bombs. Bakalım Emasite bu sahip için nasıl hazırlanıyor? Şöyle bir göz gezdirelim. Garden olan duvar tamamen kapatılırken burada gördüğünüz gibi Hookah ve Cool Vibes arasında rotasyon açılmış. Şimdi VIP olan duvar kapatılıyor. Tabii ki bu duvar kapatılacak ki VIP'den gelecek. Gördüğünüz gibi olduğunca şu açıyı kesebiliyor. Buradan açılacak açılarla. Ora kapatılıyor. Goya tercihi kullanıldı, sonra vazgeçti. Alt kata bakalım. Alt katta herhangi kim olacak? Gardley burada. Banyodan kendi bir çıkış yaptı. Oradan bir spam pick mi gelecek? Bakalım spam pickini kullanabilecek mi burada? Şimdi açısını tutuyor. Ona doğru baktığımızda herhangi bir oyuncu gelmiyor. Havuz tarafından Petty's Brain yaklaşan oyuncu oluyor. Diğer 4 oyuncu da havuz tarafından yaklaşıyor. Bakalım oyuncuları nasıl bir giriş yapacaklar? Hemen Nomad burada balkona doğru yöneldi. Herhangi bir Claymore tercihi gelmedi. Bakalım Warden bu ateşe karşı nasıl bir tepki verecek? Gardley şimdi side'a doğru ilerliyor. Bakalım Halo nasıl bir oyun izleyecek? Burada çıkartabilecek mi? Şurada noktayı bekleyen Koray oluyor. Bakalım diğer oyuncular nasıl hareket edecekler? Şöyle bir bakalım. 3 oyuncumuz Hookah ve balkonda konumlanmış durumda. Oracle burada balkon mutfaktan mı giriş yapacak? Hayır, VIP'den giriş yapacak. Şimdi dronlamasını yapıyor. 4 oyuncu side etrafında. Gördüğünüz gibi bir oyuncu ise kayıt alt katta Sunrise'ı tutan oyuncu. Bu arada şuradaki duvarda Ozzy'den bir Sanchez kili geliyor. 4 oyuncusuyla kalıyor. Hemen bakalım Ozzy ne yapıyor? Hemen dronlamasına devam ediyor. Güzel açısını tuttu, hemen geri çekildi. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şöyle bakalım defans tarafı nasıl hareket ediyor. Aman Allah'ım, burada bu pencere açısından bir kill çıkartabilir şimdi Promek. Güzel başlatmış. Şimdi oyuncuyu sabırla bekliyor. Fark. Tam o anda bir oyuncumuz Sunrise'a bastırınca hemen açısını bozdu. Yoksa burada pek de iyi olmayacaktı. Aman Allah'ım, Gardley. Gardley bu tuttuğu noktada şimdi bir oyuncumuzla karşılaşabilir. Bu arada Promac'ten Ozzy killini aldı. Burada çok güzel summoner kill. Hemen Legion'ı aldı. Arkasında ona destek veren Petty's Brains var. Şimdi burada akvaryum iyice ele geçirilmiş durumda. Bakalım. Yeti ve Ravki orada site'da karşılarındaki düşman olacak. Ravki'den bir kill geldi. Bakalım burada çıkartabilecek mi? Yetiyor. Ravki burada ikinci killini aldı. Sadece Leon ve Zofia kalan oyuncularımız oldu. Burada aman Allah'ım, Zofia çok güzel orada aim'ini koydu. Ravki aldıktan sonra bakalım Yeti'yi de alabilecek mi? Çok az canı kaldı. Aman Allah'ım, Petty's'den bir kill daha geldi. Şimdi burada Pro'ya doğru ilerliyor. Pro alt kattan ona doğru gelecek. Nereden gelmeyi tercih edecek? Aman Allah'ım. Promek burada. O noktaya aim'ini koymuş. Zofia'yı da alarak ilk round'u Emacity Esport'a kazandırmayı başarıyor. Orada Zofia'nın birazcık daha enerjisi olsaydı
Zannetmiyorum ki tersi bir durum olsun ama tabii ki tüfek, özellikle Kaid'in tüfeği mevzu bahis olunca her şey olabilirdi. Bakalım ikinci roundda takımımız nasıl bir oyun sunacak? Mutfak savunmasında. Savunma tercihlerine baktığımızda yine aynı operatörler tercih edilmiş. Güzel. Defansta hangi operatörler var onu görmedim. Defansta Maestro Vigil, Walker Goyo ve Mira tercihleri var. Yine de dronlama olsun, koordinasyon olsun. Güzel bir oyun çıkardılar. Bakalım kalan roundlarda da aynı başarıyı gösterip maçı alabilecekler mi? Hazırlıklarına baktığımızda Serpentres da kapatılmış durumda. Orada Mira tercihi geldi. Bir Mira tercihi de Serpentres kapısına oldu. Burada bir rotasyonumuz var. Banyodan doğru. Diğer tarafa baktığımızda tamamen kapatmışlar. Garden olan tarafı üst katta Ravki açısını açıyor. Evet, takımımız doğru bir giriş yapıp yatak odasından giriş yaparlarsa güzel bir oyun çıkaracaklardır. Onun yerine burada pencereden mi geliyor? Orada bir C4 gelecekti. Vazgeçtim Mira. Bakalım nasıl oyun çıkaracaklar. Pramek burada. Goya tüfeğiyle. Aman adam orada kill çıkarabilecek mi? Aa. Pramek burada tüfeğiyle karşısında Nomad'ı aldıktan sonra hemen üst kattan, çok güzelsin, Petins tarafından kill'e alındı. Trade'lendi. Durum 4'e 3'e geldi. Bakalım oyuna doğru nasıl bir oyun izleyecekler. Şöyle bakalım. İki oyuncumuz burada. Petis şimdi oradan girişini yapacak. Sanchez kapıya doğru bakarken Gadli de yine aynı şekilde kapıyı gözetleyen oyuncu. Şimdi Rauki'den bir arkalama izleyebiliriz. O noktayı gözetleyen, aman Allah'ım, açısını doğrultamayınca Rauki burada kill alıyor. Hemen Garden iş yapıyor. Şimdi burada Sunrise'ı doğru gözetleyecektir. Bakalım oyuncularımız nasıl bakıyor. Aman Allah'ım. Şimdi fark etti ateşin geldiği yönü ama dönene kadar burada Ravki kill aldı ve Ravki bu anda kotaran oyuncu oldu. Hevesli Esport adına. İlk roundda çok güzel bir drone oyunu oynadılar. Drone work vardı. İkinci roundda bunu ne yazık ki göremedik. Eğer bu şekilde atak oynayıp da drone oyununu yapmazlarsa bu maç için pek de ileriye gidemezler. Bakalım, umarım Penthouse savunmasında daha güzel bir atak oyunu, daha güzel bir drone oyunu görürüz. OG Sport'tan. Attackers need to locate and defuse bombs. Bakalım Pentas'ta hazırlıkları ne şekilde? Theater neredeyse tamamen kapatılmış durumda. Şimdi VIP ve Penthouse arası da kapatıldı. Burada herhangi bir hazırlık yapılacak mı? Banyodan başlaşılıyor Hall of Fame'e.
Bakalım başka nasıl hazırlıklar var. Pranek orada. Bakalım güzel bir drone yerleştirebilecek mi? İstediği şekilde olmayınca farklı bir noktaya atacaktır. Orada bakalım takımımız nereden geliyor? Ona bakalım. Yine havuz tarafından geliyor. 5 oyuncumuz da. Alt katta onlar için Ralki sorun olabilir. Şimdi oradan mutfaktan girecek olan oyuncu Ozzy. Bakalım burada Ralki'ye karşı nasıl bir oyun olacak? Ralki şimdi orada sese doğru döndü. Aman Allah'ım, helal olsun sana Ozzy. Çakalıyla orada bu sefer Ralki'yi oyunun başında alarak düşmanın elini zayıflatmış oldu. Pranek burada çok güzel başlıyor ama bakalım ne kadar başarılı olabilecek. Yanlış noktada drone play olmayınca Pranek affetmedi, burada bir kill çıkardı. Orada sıkışmış durumda artık. Valkyrie almaları lazım. Şimdi Overkill orada trade'ini alan oyuncu olduk. Durum 3'e 3. Sanchez orada gördü. Kore'yi de aldıktan sonra 2 oyuncumuz kaldı. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Half-Fame'den yerleyecek ama dikene bastıktan sonra geri çekildi. Burada koridorda diğer tarafta oyunculara bakalım nasıl olacak. Şimdi oradan Pirafaylar geliyor ama Maestro yine biraz canını almayı başardı. Burada dikenlerden hareket edemedi bir türlü. Overkill. Oradan aslında Pepiz bakıyor. Overkill'de bakması anlamsız oluyor. Bakalım. Burada şimdi diğer tarafa yöneldi Zofia. Aman Allah'ım. İkinci camını takıyor şimdi Overkill. Pepiz tekrar oradan destek vermeye gidiyor. Şimdi Concussion'ı yolladıktan sonra Pepiz bastırabilirdi. Şimdi açılır gözetliyor. Bu arada arkalama için giden Sanchez'i görüyoruz. Bakalım nasıl bir olacak? Legion'da alamayınca 3. round'da kazanan MST Esport oluyor. VIP'de girmeden önce drone yapmaları güzel bir şey ama bütün herkesin de drone yapması yanlış oldu. Bunu çok güzel değerlendirdi Valkyrie. Hemen girdi çıktı, killini aldı. Orada Teeter'a gidiyorsun. Teeter'da iki oyuncu aynı açıyı kesiyor. Ya gideceksin Zofia olarak orada Concussion'ını atacaksın, sersemleteceksin, Blackbeard basacak ya da gideceksin farklı bir noktadan gireceksin, farklı bir açı keseceksin. İkisi aynı açı kesiyor. Bakalım inşallah ilerleyen roundlarda bu hatalarını düzeltirler. 4. roundda tekrar bir Hookah savunması izleyeceğiz. Hem asiste Escort'tan. Şöyle baktığımızda az önceki roundda hazırlanan aynısı olmuş. Yalnız buradaki kalkan güzel bir detay olmuş. Yine de burada bomba yanına konulabilirdi veya bombanın buradan kapıya doğru bakılabilirdi. Buradan da ama güzel sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum. Şöyle bakalım akvaryum için burada alt kata ofis tarafına geçin alışıldığını görüyoruz. Alt katta oynayan herhangi bir oyuncu üst katta o noktalara bakacak. Bir aşı açıldı. Burada rotasyon açmak yerine sadece alttan Mira tercihi geldi. İlginç bir tercih olmuş. Acil durumda tamamen Impact ile kendilerine bir hazırlık olacaktır. OG bu arada nereden giriş yapacak? Akvaryum merdiveni ilerlerken buradan. Şimdi Petersburg pencereden oynayacaktır. Bakalım Petersburg nasıl bir oyun izleyecek? Fazla şey yaparsa yalnız orada ne olur? Şimdi kalkanı gördü. Fazla açısını gösterme bakalım. Orkil şimdiden
VIP'den geldi ama şimdi koridorda bir oyuncu görebilir. Drone'u yok zannedersem. Drone'lasa orada bir oyuncuyu görebilirdi. Bakalım açılarda. Ravki'den bu arada Oz ikili geldi. 3 oyuncuları kaldı. Burada bir oyuncuyu injure etmeyi başardı ama devamını getiremedi. Yeti burada pencereye doğru ilerliyor. Overkill hala açı kesmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Overkill için burada herhangi bir oyuncu beklemiyor. Luggage'dan bastıracaktır. Şimdi orada aman Allah'ım. O nasıl kill olmaz. Çok güzel gördü ama Godly burada kill alan oyuncu oldu. Şimdi hızlı bir şekilde girişini yaptı. Bir kill çıkarabilecek mi? Dediz de burada kill çıkaramayınca info üzerine hızlı bir giriş yapayım dedi ama Godly güzel kurtardı orada. Şu an tek başına kalan Alomari var. Yonuyla Finkasıyla özür dilerim. Şimdi orada bir kill çıkarmayı başardı. Finka'nın booster'ı sayesinde yalnız pencereden burada gözetleyen Yeti var. Eğer orayı biraz daha gösterirse onun için pek de iyi olmaz. Karşısında 4 oyuncuya karşı ne yapacak? Gördüğünüz gibi düşman takım bir kişi kalsa da kesinlikle zorlamıyor. Orada Miracam'ın gönlünü hemen geri çekildi. Şimdi karşısında Maestro'ya karşılaşıyor. Bu arada oraya bir C4 geldi. C4'ten boş çıkınca şimdi orada Mira'yı alabilecek mi? Ona bayağı sıktı ama arkasındaki Maestro'nun kamerası ve son olarak da God Legion'ıyla bitirici darbeyi vuruyor ve kill alarak 4. puanı scoreboard'a yazıyor MST Esport'un. MST'den tekrar bir mutfak savunması izleyeceğiz. Site rotasyonlarına devam ediyorlar. Deliksiz olarak. En azından atakta 2 round alırsak güzel sonuçlar çıkarabiliriz. Maçı kurtarabiliriz. Defenders protect your bombs from being defused by attackers. Şöyle bir skor durumuna bakalım. Hazırlıkları az önceki roundla aynı hazırlığı görüyoruz. Burada rotasyon özellikle yukarıdan açıyorlar ki altında cover alabilir, kendini göstermelidir. Bakalım nasıl bir giriş yapacak takımımız. Yine bütün oyuncular havuz tarafından geliyorlar. Ravki burada boardumuyla Sunrise savunmasında oynayacak oyuncu. Fazla kasmadan oraya Claymore koyup devam ediyor. Üst kattan mı giriş yapacaklar? Petiz şimdi orada drone'daki oyuncu her noktaya bakıyor. Bu arada gördüğünüz gibi Blue Bar'da Goya bekliyor. İki oyuncu birden burada Sunrise'ı koruyan oyuncular. Oje şimdi oradan girerse drone yapmadan bu onun için kötü olur. Şimdi Petiz orada drone'u gördükten sonra ona göre hareket edecektir. Şöyle baktığımızda Puramek orada. Palomari'yi aldı. Aman Allah'ım orada oyuncuyu gördük. Kill alabilecek mi Ozi? Hala yeri belli. İnfolar geliyor. Şimdi oyuncu bir daha kaçırdı. Yalnız bu saatten sonra Koy orada. Kesinlikle vazgeçmeyecektir. Yine de bakalım kill çıkaracak mı? Ravi. Giden gelen Koray killinden sonra Overkill burada Godly'yi almayı başardı. Durum 4-3. Hala buran kurtarılabilir.
Burada pencerede şimdi bir oyuncuyu gördü. Kill alabilecek mi? Aman Allah'ım. İncür etmeyi başardı. Kill'i çıkaramadı. Betsy üst kattan şimdi alt kata doğru devam ediyor. Onun için bekleyen Pramek olacaktır. Pramek'i çok güzel yakaladı. Kolayca kill aldıktan sonra aman Allah'ım. Ravki burada overkill'i aldıktan sonra durum çevir. Ravki'ye doğru bastı ama Ravki burada da pencere alarak 5. roundu da hem asist esportta kazandırmayı başardı. İlk yarının son roundunda bir penthouse saygıyla devam ediyoruz. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Evet, savunmalarına bakalım nasıl olacak Sark için. Burada gördüğünüz gibi 3 oyuncumuzun dronları içeride geziyor. Biraz sonra onlar da imha edilecektir. Burada site belliyse oyuncuları görmeye o kadar uğraşmayacaksınız. Sonuç olarak 4 oyuncunun ne olduğunu biliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi Haybe'ye giden 2 drone gördük. O dronelar oyun içinde büyük işimize yarayabilirdi. Belki giriş yapacağınız noktaya yakın bir noktaya koyup girmeden önce bu şekilde içeri sokup bakarsınız. Ondan sonra drone'u geri çekersiniz. Ve arkalamaya karşı koyabilirsiniz. Ama rocket kafasıyla olmaz. Drone gezdirelim. Güzel yerlere koyalım. Oradan açı keselim. Gelene haberimiz olsun değil. Aksiyon anında ondan sonra drone var mı drone yok gibi klişelerle karşılaşabiliriz. Bu arada baktığımız zaman bakalım. Pramek oradan bir kill çıkarmaya çalıştı ama orada takımımız izin vermedi. Hemen bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Şimdi overkill hemen içeri girdi. Bakalım nasıl bir oyun izliyorlar. Bayağı uzak bir noktada. Şimdi Petiz'den bir Ravki kill geldi. Buran kurtarılabilir zannedersem. Maestro çalışırken Koray onu kollayan oyuncu. Şimdi bir aman Allah'ım overkill'den çok güzel bir kill izledik. Pramek öldükten sonra 3 oyuncuları da kaldı. Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Burada açı açıyor Maverick ama kendi de riske atıyor bir yandan. Burada o açıları Teeter'ın arkasından açsa daha çok kill alma ihtimali var. Şu an 2 oyuncusu o noktada. Şimdi içeride bakalım onu koruyan kim var burada. Güzel bir noktadan Koray onu kollayan oyuncu. Beklediğim vermeyecek ama önemli değil burada. Yani Godly C4'ü ile kill'i alıyor. Önemli değil hala bomba kurulmuş vaziyette. Bakalım nasıl bir oyun izleniyor. Çakal şimdi burada. Maestro'yu alabilecek mi? Aman Allah'ım Maestro burada kill'i aldı. Şu an 2 oyuncumuz. Şimdi Yeti tek başına kaldı. Bu anda bakalım Zofia'ya karşı ne yapacak? Zofia orada güzel bir noktada açıyı kesiyor. Yere yattı. Buradan rahatça kill'i çıkarabilmesi lazım. Şimdi içeri girişini yaptı. Zofia aldı orada. Kendini göstermemesi lazım Koray'ın. Süre kalmadı. Şimdi giriyor. Yeti. Koray'ı da alıyor ama süre yetmediği için roundu kazanan takımımız OG Scott oluyor.
takımın ikinci yarıda defansta nasıl bir oyun çıkaracak takımımız? Umarım atakta olduğundan daha iyi bir oyun çıkarırlar. Özellikle Türk takımları, komünitesi diyelim, Türk topluluğu arasında defansta daha iyi oynuyoruz. Atakta oynayamamızın en büyük nedeni drone sevlememiz yok ve drone play'imiz çok zayıf. Kafamıza göre oynuyoruz. Yani birisi oradan gidiyor, birisi oradan gidiyor. Olmaz. Hani koordineli bir oyunumuz yok. Bunlar olmadığı zaman atakta çuvallıyoruz ne yazık ki. İnşallah defansta daha güzel bir oyun çıkartır takımımız. Şu an baktığımız kadarıyla takımımızın yaptığı hataların aynısını Yamaç'ta esport da yapıyor. Dronlarını sağda solda gezdiriyorlar. İşte güzel şurası. Buraya koyayım. Bütün her yeri gözetlerim. Ondan sonra lazım olunca drone'u taşıyayım. Drone gelsin. Drone nerede? Drone kırıldı. Gerek yok. İhtiyacınız olduğunda kullanın. Cebinizde dursun. Bakalım nasıl bir giriş yapacaklar. Burada adamları Legion ile bekleyecek mi? Hayır, kendileri kapatmayı tercih ettiler. Pramek Nomad'a ile girecek. Girmeden önce Nomad'larını kullandı. Şimdi üst katta hiç açıldı. Sanchez ve Rauki üst katta oynayan oyuncular. Bakalım takımımız nasıl bir oyun çıkartacak. Şimdi pencereden direkt hızlı bir giriş mi tercih edecekler? Twitter'da kayıt, ona eşlik eden Halomari. Legend burada akvaryumda beklerken Petsy serviste yerde bekleyen oyuncu oluyor. Şimdi üst kata baskıyı burada kuruyorlar. Onlara doğru hareketlenen bir oyuncumuz var mı? Patiz onlara doğru hareketlendi ama Garde hemen kill almayı başardı. Aman Allah'ım, o oyuncudan nasıl ölmedi o? Çok ilginç. Şöyle bakalım. O noktada şimdi Garde bir kill daha çıkarabilir. Şimdi gördü oyuncuyu ama ateş etmekte geç kalınca buradan kill aldı. Hemen hızlı girişine yaptı. Burada Ozi bir killini çıkardı. Diğer oyuncu hala şeyde. Durum 3'e 3. Bakalım nasıl bir olacak. Yeti'den gelen bu killden sonra overkill ile Ozi tek kalan oyuncular oldu. Overkill güzel bir noktada bekliyor. Yani burada Titra desteğe gitse demeye kalmadan Ozi öldü. Overkill hala bu noktada. İnfosu gelmedi herhalde. Öldüğünün, Ozi'nin. İnfo gelmeyince hala dışarıda. Şimdi oyuncular bakalım bombayı kuruyorlar mı? Bombayı bekliyormuştu burada Overkill. Bakalım Vigil'ıyla ne kadar daha dayanabilecek. Eğer 25 saniye daha kurabilirse, şimdi ses almıştır. Yalnız ona doğru bir oyuncu daha geliyor. Şimdi kill alabilecek mi? Eğer kill alırsa diğer oyuncu gidecek mi? Aman Allah'ım, Zofia. Aman Allah'ım, Zofia'yı aldı. Şimdi bir oyuncu daha çıktı. Aa. Yeti burada. Hemen Zofia'nın trade'ini alarak roundu, 6. roundu ama size sporta kazandıran oyuncu oluyor. Overkill'in Vigil ile orada bombayı korumayı düşünmesi de güzel ama onun yerine
Diğer tarafta Ozi'ye desteğe gitseydi daha pencereden girerken o killer alınabilirdi ya da farklı bir olabilirdi bilmiyorum. Yine de oyuncuların tercihleri. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Bakalım bu round'dan nasıl bir oyun izleyeceğiz? OC Sport'tan. Şöyle bir hazır plana baktığımızda Twitter kısmında sadece ana merdiven olan Reinforce kapatıldı. Diğer Reinforce'lar falan kapatılmadı. Burada herhangi bir ulaşım var mı? Yok. Şimdi Ozzy burada Reinforce'ları atıyor. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Palomare ve Overkill, Hookah ve Bilardo'da roomları gözetleyen oyuncular oluyor. Baktığımızda Harabe tarafından iki oyuncu gelirken diğer oyuncular ana kapı tarafından geliyor. Bakalım nasıl bir round izleyeceğiz. Şimdi orada drone gözettikten sonra hemen alt kata rotasyonunu yapıyor. Burada nasıl bir oyun izleyecek? Radley içeri girdi. Overkill orada bekleyen oyuncu. Bakalım Overkill burada nasıl bir oyun izleyecek? Çok muhtemelen infosu gelmiştir ona. Brain Walkers ile bekliyor. Şu an side'a baktığımız zaman Koray ve Ozzy side'ı bekleyen oyuncular. Bu arada Godly'den gelen Overkill kilinden sonra bakalım nasıl cevap verecek buna. Şimdi Impact ile aldı. Oradan kadar devam mı edecek? Burada olduğu kadar tutmaya çalışıyor. Yalnız Ozzy'nin yokluğunda Penthouse şu an tamamen boşta kalmış durumda. Artık Petsburg'un üst kata desteğe gitmesi lazım. Bir oyuncusu içeri girdi. Şimdi Twitter kapısından da baskı gelecek. Zofia burada kilidi aldıktan sonra iki oyuncuları kaldı. Şimdi Pramac bombayı kuruyor. Burada Palmari Godly aldıktan sonra 4 oyuncu kaldı. Petersburg nasıl bir oyun izleyecek? Buradan dışarı Ronald atacak. Pencerede olan bir oyuncu muhtemelen ona doğru açıyı tutuyor mudur? Şimdi attı. Aman Allah'ım, açıyı tutmayınca Pramac kolay hedef oluyor Petersburg için. Hala bombayı defüz edebilirler. Vakitleri var. Yalnız Twitter'daki bakalım o açıda. Aman Allah'ım. Petersburg'dan çok güzel bir kill geldi. İki oyuncu VIP'de hızlı bir şekilde bu killleri alabilecekler mi? Şimdi oradan zorluyor. Bari bir kill alabilecek mi bakayım. Uğraşıyor. Deagle'ın çekti. Deagle ile zorladı ama kill'i de round'da kurtaramadı. OC Sport ve 5. round'da elendi. Tebrik ederiz yine de kendilerini. Cesaret etmişler. Open Cup bile olsa bu arenaya girmek, oynamak güzel bir başlangıç. Umarız oynadıkları her maçtan edindikleri tecrübeyle sonraki maçlarında daha iyi